herkes soruyordu ve herkes merak ediyordu. Nasıl ürün alırsak gümrükte kalır, fiyatı ne kadar olmalı, order ne kadar olmalı, kaç tane alabiliriz, maksimum sınır var mı, hangi ürünler geçer, hangi ürünler geçmez, gümrükteki alışveriş limiti yani fiyat limiti, vergi olayı falan, herkesin bir merak ettiği bir şey var ve ortada da çok yanlış söylenen şeyler var. Mesela kimisi ürüne diyor ki 30 euro üst üste gümrükte kalır, gümrükte kalmaz. Şimdi bunun detaylarından bahsedeceğiz ve videoda merak ettiğiniz ve etmediğiniz tüm soruları cevaplamaya çalışacağım. İlk soru: her ürün gümrüğe takılır mı? Eğer siparişiniz 30 euro altıysa, yani değersiz eşya olarak belirtiliyorsa, yani çok değerli olmayan bir eşya, buna vergi kesilmez. Fakat her ürün zaten gümrükten geçer. Sadece kontrol eden gümrük memurları eğer şüphelenirse kontrol merkezine gönderilir ve ürün orada açılıp kontrol edilir. Eğer 30 euro üstü bir fiyatı var ise ve paketin üzerine TÜİK yazdırıldıysa, bu tespit edilip size vergi kestirir. Mesela bende nasıl oldu? Hemen göstereyim. Şöyle bir kulaklık aldım ben. Xiaomi'nin 300 liralık 100 dolarlık bir kulaklığı. Ürünü gönderen kişi paketin üstüne 30 euro altı bir fiyat yazmasına rağmen, bu ürün hem kutusu hem görünüş itibariyle biraz daha pahalı göründüğü için, koyalım arkamıza, biraz daha pahalı göründüğü için gümrük memurları şüphelendi ve UKİM'e gönderip ürünü kontrol ettiler ve vergimi kestiler. Bana da 35 lira bir vergi kestiler bunun için. Ve 30 euro üstü vergi kesiliyor demiştik ve tabi bu da belli olmuyor bazen. Kimi ürünlerin boyutu küçük oluyor ama değeri yüksek oluyor. Mesela ben bir aksiyon kamerası aldım. 1200 lira fiyatı vardı ama 1 lira bile gümrük vergisi kesilmedi. Yani orada gümrük memurlarına iş düşüyor. 30 euro üstü vergiler kesiliyor. Ama genellikle şuna dikkat ediyorlar: paketin üzerine düşük yazıyorsa geçiriyorlar. İnsaflı davranıyorlar. Yani her ürünün içini açıp bakmıyorlar. O yüzden birçok ürün gümrüksüz geçebiliyor. Aynı şekilde klavyeler dahil. Mesela ben bir sürü klavye aldım ve hiçbirinde vergi ödemedim. Sadece bir tanesini ödedim. Onun da yanında bir ayrı bir paket var diye. Bir de 30 euro'nun üstünde alabileceğimiz maksimum sınır var. Bu da 1500 euro arkadaşlar. Firma olmayan kişiye, yani senin benim gibi herhangi birine, maksimum 1500 euro'luk bir ürün getirtilebiliyor. 1500 euro üstünde geçmiyor arkadaşlar. Ve 30 kilogramı da geçmemesi gerek. Mesela ben motor seti almıştım, bilirsiniz. Kaç? 10 kilo mu 20 kilo mu arası, o civarda bir ağırlığı vardı ve vergisini ödedim. Çok rahatlıkla aldım ürünü. 30 kiloya kadar da rahatlıkla alabilirsiniz. Vergi ödemesi nasıl oluyor arkadaşlar? Şöyle söyleyeyim hemen. PTT'nin takip sitesine giriyorsunuz. Şöyle gönderi takip PTT Gov diye bir sitesi var. Burada ücretler kısmında gümrük vergisinden tutun yurt dışına iade ücretine kadar toplam vergiyi bize burada gösteriyor ve ürünün nerede olduğunu adım adım bize gösteriyorlar. Buradan takip edebilirsiniz. Ne kadar vergi kesiliyor konusu var. Ne kadar vergi kesiliyor? Avrupa Birliği'nden gelmeyen ürünlere, yani Çin vesaire gibi diğer ülkelerin hepsine %20 vergi kesiliyor ama Avrupa Birliği'ne kayıtlı olan, Avrupa Birliği'nde olan ülkelerden gelirse %18 vergi kesiliyor. Bir de şöyle bir olay var arkadaşlar. Mesela benim amcam Amerika'da yaşıyor. Bana şunu gönderecek. Bunun değeri de 30 euroya geçiyor diyelim. İstersek biz bunun fiyatını vermesek bile bu 30 euroya geçtiği için vergi ödemesi yapılabiliyor. Bu ürünün fiyatı 150 dolar. Siz bunu gittiniz, tek bir tane kalmış teşhir ürünü 20 dolara aldınız. Ama gene de bu ürünün fiyatı 100 dolar, 120 dolar olduğu için siz o 30 euroya geçen vergiyi ödemek zorunda kalıyorsunuz. Maalesef böyle bir durum var. Yani siz düşük olmasına rağmen, az fiyat vermenize rağmen faturayı gösterseniz bile kimi zaman vergi ödemek durumunda kalabiliyorsunuz. Ama bunlar zaten çok büyük rakamlar olmuyor. %21 vergi oluyor. Gümrük dışında ek vergi ödeyecek miyim arkadaşlar? Mesela sizin bu ürününüz 20 dolar ama gene de UKİM'e gitti, kontrole gitti ve kontrolden geçti. Kontrole girdiği için ve fiyatı tespit edilmeye çalışıldığı için 4,5 TL bir fiyat kesiyorlar. Bu da damga vergisi, kontrol vergisi olarak geçiyor. Tercih edilebilir çünkü Türkiye'de çok çok daha pahalıya satıldığı için bu ürünler, her türlü Çin'den alınıp ve vergisi de verilebilip alınca gene de karlı oluyor. Yani herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Bir de şu var: yurt dışından telefon almaya telefon getirmek. Yurt dışından telefon getirmek %100 yasak arkadaşlar. Yani bu telefonda eğer sim kart girişi varsa ve hatta şu kamerada ve hatta şu mouse'da bile sim kart girişi varsa bu geçmez. Yani oradaki sim kart modülünü tespit eden bir cihaz var gümrükte. Eğer o tespit edilirse gümrükten hiçbir şekilde geçmez arkadaşlar. Ama geçen istisnalar oluyor. Yani çok çok düşük bir şansla geçen istisnalar olabiliyor. Bunlar da şans eseri. Yani gümrük memuru dikkat etmemiştir. Makineyi sıkı kontrol etmiyordur. O yüzden şans eseri geçmiştir ve elimize ulaşmıştır. Ama cep telefonu kesinlikle gümrükten geçmiyor arkadaşlar. Ve bana bu şekilde çok mail geliyor. Alınabilir mi? Evet, alınıyor ama dediğim gibi çok büyük şans. Ve ayrıca bunun pasaportla işletme olayı var. E-mail tanımlı olma olayı var. Onlar da 150 liraya falan hallediliyor diyebiliyorum. Eğer gümrükten geçtirebilirseniz. Ya bir de şu soru da çok soruluyor arkadaşlar: yurt dışından alışveriş sınırı var mı? Yani ben ayda 20 kere alışveriş yapacağım mesela, bunun bir sınırı var mı? Bir sene önce, birkaç sene önce bunun bir sınırı vardı ve yılda maksimum 5 defa alışveriş yapılabiliyordu ama daha sonra bu sınır kaldırıldı ve şu anda yurt dışından posta ve kargo yoluyla herhangi bir sınırlama bulunmadan istediğiniz kadar ürün getirtebiliyorsunuz. Hemen gelen başka bir soru da: siparişin gümrüğe takılmaması için ne alabilirim? 1-
Başta bahsettiğim gibi paket düşük yazdırılabilir. Yani vergi vermemek için paketin üzerine fiyat düşük yazdırabilir. Ama gene de kontrole gitme ihtimali oluyor onun. 2. Özel kargo seçmemek. Yani UPS, DHL gibi kargoların hepsinde istersen sen şöyle bir kalem al, o gene gümrüğe girer, kontrol edilir ve öyle ülkeye sokulur. Eğer ürünün fiyatı belli bir miktarın üzerindeyse, daha doğrusu belli bir miktarı geçtim, İsterse 2 dolar olsun bu, size bir mail gönderilir, kimlik fotokopiniz ve bir belgeyi imzalamanız istenir. Onları gönderdikten sonra elinize ulaşır ve kargoya göre değişir bu ödeme yöntemleri. İsterseniz kapıda, isterseniz banka hesabına yatırım olarak ödeyebilirsiniz. Evet, şimdi gelelim yasaklı ürünler. Bu yasaklı ürünler çok soruluyor. Yasaklı ürünlerin bir listesi var arkadaşlar şu an önümde. 1. Telefon veya telefon değil, sim kart girişi olan her şey. Mesela bir akıllı saat. Yani eğer akıllı saatte sim kart girişi varsa o ürün gümrüğe takılır. Yani takılma ihtimali aynı telefondaki gibi çok çok yüksek olur. Eğer sim kart girişi yoksa her türlü geçer. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. 2. Parfüm ve kozmetik ürünleri. Bunlarda kanserojen madde ve diğer tehlikeli malzemeler bulunduğu için ülkeye sokulması yasak arkadaşlar ve ülkede üretilenler de belli kontrollerden, belirli standartlarda olduğu için ülkemize kullanması herhangi bir sıkıntı olmuyor. Fakat yurt dışından gelirken birçok önlemi oluyor bunun arkadaşlar. Yani buraya gelen ithal ürün bile birçok kontrolden geçiyor. 2. Sporcu takviye gıdaları, her türlü ilaç, gıda ve kimyasal ilaçlar. Fakat eğer doktor raporunuz varsa ilaçlar getirtebilir arkadaşlar. Ayrıca milli sporcu belgesine sahip kişiler sporcu takviye gıdalarını da getirtebiliyormuş şu anda okuduğum sayfaya göre. Ve devamlı da tabanca, bıçak ve benzeri silahlar. Şimdi araştırdığıma göre bıçak ve silahlar hiçbir türlü geçmiyor. Fakat airsoft gibi tam silah olmayan fakat silahın birebir orijinali olan ürünler bazen sorun yaşatabiliyormuş. Yani gümrüğe geliyor bu. Gümrük memurunun eğer airsoft hakkında bir bilgisi yoksa direkt şutluyor geri. Ama bilmiyor ki içindeki mekanizma kesinlikle bir silaha dönüştürülemez. Ve formlarda araştırdığım zaman airsoft'un gümrükten geçip geçmeyeceği hakkında net bir bilgiye ulaşamadım. O yüzden gümrüğü arayıp sormakta bir fayda var. Eğer almak istiyorsanız arayıp sormanızı tavsiye ederim. Ve devamlı da canlı hayvan getirtilmesi yasak arkadaşlar. Kuş olsun, köpek olsun, diğer şeyler olsun. Tabii bunu kargoya nasıl koyacaksınız, o da var. Özel kargo şirketleri olabilir bunun için ama nasıl getireceksiniz? Gümrüğe bir bakacak adam, kutudan köpek çıkıyor. Düşünsene bir. Oh Allah. X-ray cihazına sokuyorsun, içinde köpek var. Her neyse, işte bunlar da yasak arkadaşlar. İpek böceği tohumu ülkemizde imal edildiği için, kumar makineleri yasak olduğu için, batarya, pil ve benzeri kimyasal ürünler. Bunlar geçebiliyor arkadaşlar. Yani piller falan geçebiliyor. Fakat bir belge almanız gerek. Yani genellikle de belgeyi gönderiyorlar iyi firmalar, iyi satıcılar. Yani ben mesela Girbest'ten bir akıllı saat almıştım ve o akıllı saatin yanında da özel bir pilin belgesi vardı. Patlamayacağına dair, bilmem ne testlerinden geçtiğine dair. O belgeler olduğu sürece gümrükte herhangi bir sorun yaşamazsınız. Fakat böyle pillerde, bataryalarda falan gümrüğe takılma işlemleri söz konusu olabilir. Bu da düşük bir ihtimal. Ben powerbank aldım, o kadar hiçbir sorun yaşamadım. Ardından alkollü ürünler, toprak, ot, saman, gümre ve benzeri şeyler yazmışlar. Tohumlar falan kesinlikle takılır arkadaşlar. Yani takılmasa bile almanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü Çin güvenilir değil. Yani Türkiye'de o kadar bunun imalatçısı varken Çin'den almanız bayağı bir saçmalık olur. O yüzden kesinlikle Türkiye'den bu tür küçük ürünleri Türkiye'den almanızı tavsiye ederim. Sen samanı yurt dışından getirip de ne yapacaksın abi? Yani bir de o yanı var bu olayın. Ayrıca devamında da her türlü para geçişi yasak. Böyle şeyler olsun, koleksiyoncular olsun, diğer eski paralar olsun, yeni madeni paralar olsun, gümrükten geçişi yasakmış arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim geçişi yasak. Neden? Çünkü değiştirilme söz konusu olabilir. Yani ne diyor, belirsiz kişiler tarafından basılmış ve içindeki bilgilerin değiştirilmiş olması söz konusu olabilir. O yüzden bu da güvenlik önlemi olarak korunmuş olabilir. Benzin, akaryakıt ve benzeri ürünler demişler. Onlar da ülkemizdeki vergi durumundan kaynaklanıyor olabilir. Bunun hakkında pek yorum yapmak istemiyorum. Devamında heykel, antika, posta bulu, gravür, tablo ve benzeri gibi sanat eserleri yazılmış. Onlar da tabii Türkiye'de piyasası olduğu için yurt dışından çok çok daha ucuza getirip çok çok daha pahalıya satmak normal olmayacak ve bu yüzden de yurt dışından getirmek yasak olmalı. Yani normal olarak yasak olmalı. Ve devamında da en sonunda elektronik sigara koyduk arkadaşlar. Elektronik sigara ülkemizde yasaklı olan bir ürün ve bu yüzden de gümrükten geçişi yasak arkadaşlar. Ve Girbest.com da Türkiye'ye bunun satışını yaptığı için Girbest.com'u kapattılar arkadaşlar. Fakat yakında açılacak deniyor. Girbest'te konuştum ama şu anda kapalı görünüyor. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun kararı yüzünden Girbest.com kapatıldı. Yani gümrük durumu bu şekilde arkadaşlar. Paketin üzerine düşük yazdırmak birçok yerde işe yarıyor. Ama tabii düşük bir ihtimalle onun vergi ödeme şansınız var. Vergiyi gözünüzde büyütmeyin, sıkıntı çıkmaz. Bir de şöyle bir olay arkadaşlar. Bizim vergimiz eskiden 75 euroydu. Yani vergi limitimiz. Şimdi 30 euro indirildi. Birçok arkadaşımız sordu bunu. Neden 30 euro indirildi diye. Çünkü Avrupa'da, Avrupa Birliği'nde gümrüksüz alışveriş limiti ortalama
22.5 euro olarak uygulanıyor. Yani bu da Türkiye'ye göre çok çok düşük bir rakam olarak görünüyor arkadaşlar. Ve burada da Türkiye'nin yaptığı çok mantıklı oluyor. Çünkü biz onlara ithal bir ürün gönderdiğimiz zaman kendilerine vergi kesiyorlar. Ve onlar da bize 70 euro altı ürün gönderdikleri zaman vergi kesilmiyor. Yok öyle yağma dediler ve vergiyi koydular arkadaşlar. 30 euro indirilmesine rağmen herhangi bir sıkıntı çıkmıyor şu anda da. Yani ben şu an kadar çok vergi ödemedim. Birçoğu genellikle insaflı olarak geçiriliyor ve sıkıntı çıkmıyor. Size de tavsiyemdir. Paketin üzerine Türk yazdırıldığı sürece hiçbir sıkıntı çıkmaz. Ve çıksa da çok çok düşük bir ihtimal var arkadaşlar. Bahsettiğimiz konu bu şekildeydi. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Umarım sorularınızı cevaplayabilmişimdir. Merak ettiğiniz birçok soruya değinmek istedim. Umarım hepsini cevaplayabilmişimdir. Tekrarlıyoruz. Bir videonun aşağısına sonra gelin. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ve terliyorum ben. Açıl pervane.